çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim, İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her noktaya selamlar dileğiyle ilk programımıza başlıyoruz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programın ilkini dinliyorsunuz. Bizim açımızdan da ilk, sizler açısından da ilk. Eğer Allah nasip ederse bundan sonra karşılıklı olarak sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz. Ben pedagog Adem Güneş, çocuklarınıza ait sorularınızı elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışacağız. Çocuk yetiştirmede karşılaştığınız problemleri ve çözüm önerilerini burada birlikte ele almaya çalışacağız. Evet efendim, sizlerle birlikte Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programımıza merhaba diyoruz. Merhaba dedikten sonra bu programda neler duyacaksınız, neler dinleyeceğiz, neler soracaksınız, onları ele almaya çalışacağız. Anne baba olmak zor. Hele ki günümüzde anne baba olmak oldukça zor. Ve bunun da ötesinde günümüz anne babalarının elinde çocuk olmak da zor. Her iki taraf için zor. Anne baba hedeflediği, idealize ettiği bir gelecek adına çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Anneler saçlarını süpürge ediyorlar, kendilerini feda ediyorlar. Babalar kendilerini feda ediyorlar. Ve çocuklar da yine aynı şekilde geleceklerini planlamak için eğitimdir, aile yaşantısına uyumdur. Ama bir yerlerde bir arızalar oluyor ki çok defa aile ile çocuk arasında problemler yaşanıyor. Evet, dinleyicimiz bağlandı. Kendisine merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim. Benim bir sorum olacaktı ama. Şimdi benim birkaç gün önce bir toplantımız oldu. Şu an 4. sınıfa giden bir kızım var benim. Yaşı kaç 4. sınıfa giden? 10 yaşında. Yani öğretmeni, 3 senedir öğretmeni bunun. Bu sene de aynı öğretmende devam ediyor. Kızımızı işte dikkat eksikliği yüzünden bir doktora göstermemiz gerektiğini söylüyor bana birkaç seferdir. Geçen senelerde söyledi ama ben buna tek inanmadığım için götürmek istemedim. Yani o çocuğu da o şekilde mimlemek de istemedim doğrusu. Bir saniye. Neden inanmıyorsunuz öğretmenin sözüne? Çünkü yani benim çocuğumu takip ettiğim kadarıyla öğretmeniyle iletişiminde bir problem olduğuna inanıyorum. Yani bunu öğretmenine ben söylemedim ama çocuk bana çok sık sık dile getiriyor bunu. Söylüyor yani öğretmenin kendisine değer vermediğini veya başka bir şekilde öğretmeninden şikayetleri var. Fakat ben bunu hiçbir zaman öğretmenine söylemedim. Yalnız çok aşırı derece unutkan olduğunu biliyorum. Yani evde de ev halkı olarak da bunu biliyoruz. Çok aşırı derece unutkan bir çocuk. Evet. Sorunuz? Sorun yani sizce benim bu çocuğu bir doktora göstermem lazım mı? Eğer gerekiyorsa nasıl bir doktor? Yani kime gideyim? Bana bir rehber yol gösterici olmanız açısından aramıştım. Tamam. Şimdi sizin sorunuzu ele alarak programımızın da akışını devam ettirelim. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 4. sınıfa giden 10 yaşında bir kız çocuğunun annesi öğretmeni çocuğa dikkat eksikliği var. Çocuğunuzu bir uzmanla görüştürün diyor. Anne de diyor ki ben çocuğumu tanıyorum. Çocuğumun dikkat eksikliği yok. Öğretmeninde bir takım problemler olduğu için. Tabii kirpi yavrunu pamuğum diye severmiş.
Çok defa çocuklarımızın problemleriyle karşı karşıya kaldığımız sırada o problemi bir ne kendimize ne de çocuklarımıza yakıştıramayız. Ama bir de bir gerçek var ki bir çocuğu annesinden daha iyi kimse tanıyamaz. Evet, öğretmeni tanıyabilir ama anne çok daha iyi tanıyabilir. Şimdi böylesi sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi anne tereddütte kalmaması için bir doktora mı götüreyim veya hangi nereye götüreyim diye sorduğu için ilk o sorudan başlayalım. Dikkat eksikliği ile alakalı annenin izleyeceği yol hekim değil, doktor değil. Onun gideceği kişi bir pedagog veya çocuk psikoloğu. Bu konudaki adres doktorlar veya hekimler değil, psikiyatristler değil, psikologlar veya psikologların da içerisinde uzmanlaşmış çocuk psikologları veya eğer var ise daha iyi olur, pedagoglara gitmesi lazım. Ancak hemen burada şunu da altını çizmek istiyorum ki günümüz toplumunda maalesef çocukların dikkat eksikliği teşhisi veya dikkat eksikliği ile alakalı çok sık şikayetler geliyor. Bu çok defa yanılabiliyor öğretmenler veya çocuğu gözlemleyenler. Örneğin çocuğa bir bakıyorsunuz, oturuyor televizyonun karşısında bir saat televizyonu hiç gözünü kırpmadan izleyebiliyor. Oyun oynamaya bırakıyorsunuz evin içerisinde, çocuk saatlerce hiç sıkılmadan aynı oyunu oynayabiliyor. Güzel bir atmosferin içerisinde çocuk hadi 2-3 arkadaşıyla birlikte ders yapın dendiğinde, anne mısır patlağını bir tarafa koyduğunda, içeceklerini bir tarafa koyduğunda, kapıyı da kitleyip de kapıyı da kapatıp da iki arkadaşıyla çocuğunu güzel bir atmosferin içerisinde hadi ders çalışın dendiğinde çocuk hiç sıkılmadan saatlerce ders çalışıyor. Ders çalışabiliyor, dikkatini dağıtmıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki sınıf ortamında eğer gergin bir ortam var ise o zaman çocuk öğretmenini dinlemekte zorluk çekiyor. Örneğin şu andaki ben şu konuşmayı size Fransızca olarak yapmış olsaydım muhtemel ki ikinci dakikadan sonra radyolarınızı kapatıyor olacaktınız. Eğer çocuk da derste öğretmeniyle iletişiminde bir takım problemler yaşıyor ise, öğretmen seviyeyi çocuğun seviyesine göre ayarlayamadıysa yahut da çocuk azıcık geri kalmış ise, çocuk daha toplama çıkartmayla meşgulken öğretmen logaritma cetvelinden bahsediyor ise tabii ki o sınıfın içerisinde çocuk bazen pencereye bakacak, bazen tavana bakacak, bazen de saate bakacak. Burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Acaba gerçekten çocukta bir dikkat eksikliği mi var? Yoksa benim anlattığım konularda bir çocukla bir bağlantı sorunu mu var? Diyoruz ve ilk sorumuzu böylelikle cevaplandırmış oluyorum. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Kendisine yine merhaba diyelim. Merhaba efendim. Alo, merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun yeni bir programınız. Çok teşekkür ederim. İki tane sorum var hocam, şimdi Konya'dan alıyorum. Birincisi 2 yaşında bir kız çocuğumuz var, kendi kızım. Ve yemek yemekte zorlanıyor. Hı hı. Annesi de yemek yedirirken buna şöyle bir yol buldu. Aa sen yemeğini yemezsen halan yiyecek. Aa al ahalası al diye ahalasını uzatıyor. O da kıskanıyor, hemen koşup gelip yiyor. Hı hı. Yani bunun çocuğa bir zararı olur mu? Yani bu şekilde yemek yedirmeye devam edecek çocuk kişiliğinde bir problem olur mu açıkçası? Hı hı. Benim sorum bu. Hı hı. İkinci sorum, bir tane yeğenim var, halamın torunu, 17 yaşında lise 3. sınıfa gidiyor. Babası 8 yaşındayken vefat etti ve hepimiz el bebek göz bebek buna bakıyoruz, yani takip ediyoruz bunu. Yani bu çocukta sorumsuzluk var. Yani ne gittiği yere haber verir, geç gelir, telefonuna bakmaz, okuldan kaçar. Yani belki de ergen psikolojisine girdi. Hı hı. Ben bununla konuşurken işte yapmaması gerektiğini falan anlatırken en son şunu dedim. Dedim sen hayata 1-0 yenik başladın. 8 yaşındayken baban öldü. Hı. Annesi babası hayatta olan insanların birer gram sorumluluk duygusu olması gerekiyorsa dedim senin 2 gram sorumluluk duygun olması lazım. Onlardan 2 katı daha fazla sorumlu olman lazım. Hı hı. Bu yüzden daha dikkatli olman lazım dedim. Ve babanı onurlandırman lazım dedim. Acaba bunu ben iş işten geçti de şimdi size soruyorum. Çocuğun psikolojisinde olumsuz bir etki yaratır mı bu söylediğim cümle? Sonra da ben kendi kendime suçlandım. Hmm. Acaba dedim çocuğun psikolojisini bozar mıyım? Yoksa bu dediğim olumlu muydu, olumsuz mu? Olumsuzsa bunu nasıl telafi edebilirim? Sorularım bu. Çok teşekkür ederim. Hemen yani bunu telafi edebilir miyim acaba? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Halasının torunu olan 8 yaşında babası vefat etmiş olan bir yakını için telefondaki ses tonundan da anlıyorum ki ızdırap duyan bir beyefendi var. Ne kadar mutlu oldum.
böyle dertli bir en azından kişiyle karşılaştığım için hemen kendi kız çocuğuyla alakalı şey söylemek istiyorum. Sorusunu cevaplandırayım. Arkasından diğer sorusuna geçeyim. 2 yaşında kız çocuğum var ve yemek yemede zorluk çekiyor. Veya annesiyle inatlaşıyor. Annesi de diyor ki yemeğini yemezsen halan gelecek yiyecek veya falan gelecek yiyecek, filan gelecek yiyecek. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Peki anneler niye zorluk çekiyorlar veya anneler böylesi zorluklarla karşılaştıklarında ne yapmaları lazım veya çocukta ne gibi aksi tesir oluşturur böylesi bir cümle, onlara değinmek istiyorum. Şimdi çocuklar 2-2,5 yaşlarına doğru geldiklerinde aslında 3 yaş dönemini içerisinde alan 3 yaş minik ergenlik dönemidir. Minik ergenlik döneminde çocuk kendi kabiliyetlerini fark etmiştir artık. Eliyle tutabiliyor, konuştuğu söz karşı tarafta karşılık bulabiliyor ve çocuk bunun artık keyfini yaşamaya başlamıştır. Minik ergenlerle inatlaşmaya gelmez. Otur dersiniz kalkar, kalk dersiniz oturur. Kaşığı uzatırsınız, yemek verirsiniz, kafasını çevirir. Kaşığı çekersiniz, ağlamaya başlar. Yani bu dönem aslında çocukların anne babalarla inatlaştığı dönemdir. Her ne kadar 2 yaşta olmuş olsa buradaki kız çocuğu olması asabiyle kızlar birazcık daha nazlı ve narin oldukları için erken girerler bu minik ergenlik dönemine. Ama 2,5 yaşından itibaren çocuklarda genel bir böyle bir sendrom görünür. Peki anne baba nasıl bakması lazım? Çocuk şimdi yemek yemiyor, ne yapacak? İlk önce anne baba şunu düşünmesi lazım. Hiçbir canlı yok ki açlığa tahammül gösterebilsin. Yani anne burada biraz endişeye düşüyor tabii. Korkmakta birazcık haklı. Çünkü çocuk aç kalacak, yemek yiyemeyecek. Hayır, öyle değil. İnsan bünyesi normalde eğer o 3 öğün yemeği eksik verir iseniz tahammül gösteremez. Düşünün lütfen. Oruç tutuyorsunuz, akşama kadar çocuklar nasıl kıvranıyorlar, öyle değil mi? Yani azıcık bir ara uzadığı zaman çocuk zaten sizin etrafınızda anne acıktım, baba acıktım diye dolanıyor. Peki bu sırada ne olur da çocuklar yemek yemez eğer ara öğünler verir iseniz? 1. 2. Çocuğun sevmediği, hoşlanmadığı yemekleri çocuk çeşit tatsın diye vermeye çalışırsanız, çocuğun damak tadına uygun olmazsa eğer, yahut da çocuk bir baskı altında hissediyorsa o sırada kendisini, saat 12'de yemek yenecek. E canım, ben 12'de karnım acıkmadı ki, niye 12'de yemek yedireceksiniz? E işte saatleri uydurmak için. Hayır, insan biyolojisi eğer rahat bırakılır ise acıktığı saat dilimini kendisi ayarlar zaten. Yani eğer anne sabah saat 8'de 9'da çocuğuna kahvaltı yaptırmıyor ise, saat 12'ye doğru kahvaltı yapılıyor ise, saat 4'te 5'te öğlen yemeği yenilmeye çalışılıyor ve bu ikisinin arasında da bir şeyler çocuk atıştırıyor ise, çocuğun o biyolojik ritmini zaten bozmuşsunuz demektir. Siz kalkın saat 8'de bir kahvaltı yaptırın örneğin çocuğunuza. Yemiyor mu? Peki kızım, yemeyebilirsin. Teşekkür ederim, ben kahvaltımı yaptım, sen de öğlen yemeğine kadar bekle istersen deyip de öğle saatine kadar eğer çocuk bekletilir ise, düşünebiliyor musunuz ki o çocuk açlığa tahammül etsin? Hayır. Eğer ara öğünlerde vermezseniz çocuk saat 12'ye 1'e kadar zaten etrafınızda kıvranır durur. Ne halasını yardıma çağırmanıza gerek var ne de başka bir şeye. Açlığa kimse tahammül edemez. Burada anne baba tutumunu birazcık gözden geçirmek lazım. Ara öğünleri kesmek lazım. Çocuğa baskı oluşturmak için kullanılan cümleleri değiştirmek lazım. Kullanmamak lazım. Çocuk çünkü direnir o cümleler karşısında. Üçüncüsü de saatlerini uygun saate denk getirmek lazım. Böyle yapıldığı zaman işin içerisinden çıkılır. Dinleyicimizin ikinci sorusuna bakılırsa, 17 yaşında bir delikanlı var. Bu delikanlı 8 yaşında babasını kaybetmiş ve sorumluluk bilinci yok. Şimdi bir ailenin içerisinde babanın fonksiyonu kırmızı hat takip ettirmektir arkasından gelene. Yani baba bir kuyruklu yıldızdır, arkasında yıldızları yetiştirir. Eğer baba bir azıcık yalpa yapacak olmuş olsa arkasındaki yıldızlar dökülür, düşer, aşağıya doğru dökülür. Babanın hattı işte bu otoriter olmasıyla, babanın asaletiyle, babanın onurlu ve vakur duruşuyla evin içerisindeki çocuklar babadan sağdan bakar hizaya gelir. Ama bunları söylerken bazen de endişe ediyorum. Yani baba vakur duruşuyla veya asaletiyle veya işte o onurlu haliyle derken elini arkasına koymuş, elinde sopa var, hay huy diye bağıran bir babayı tarif etmiyorum ben. Hayır, evin içerisinde kural koyan
ve o kurallara kendisi de dahil olmak üzere evin hanesindeki halkı uygulattırmak için yol ve yöntemler bulup onu işleten babadan bahsediyorum. Yoksa öyle kaba saba bir babalıktan değil, evin içerisinde bir hanımefendi olduğu ve onun da kendi eşi olduğu nezaketiyle sesinin tonunu dahi ayarlayan ve etrafındaki çocuklara çıktıkları, karşılaştıkları problemlerde çözüm önerileri bulan. Çocuk etrafa gelmiş, işte baba gazete okuyor, baba bir şey söyleyeceğim öğretmenim diyor. Oğlum bir dakika dur, gazetede bak önemli bir haber okuyorum. Olmaz ki böyle. Babanın fonksiyonu oldukça önemlidir. Çocuğun sorumluluk sahibi olması, aldığı kararları uygulayabilmesi, çocuğun aldığı kararları uygulayabilmesi ve hayata direnebilmesi açısından baba oldukça önemlidir. Baba olmazsa ne olur? Ortadaki ip olmazsa, tesbih taneleri ne olursa çocuk da ona olur. Çocuk sorumluluğunu kaybeder ilk önce. Baba olmadığı için. Çünkü sorumluluk anneden aşılanan gelen bir yöntem değildir. Asıl babadan gelen bir yöntemdir. Hele ki erkek çocuğu için, idol olarak babayı alan bir erkek çocuğu için babanın olmamasında ilk kaybedilen şey sorumluluk duygusudur. İkincisi, çocuk yalpa yapar. Yani bugün karar verir, yarın vazgeçer. Bir türlü o kararlı istikametini eğer baba var da yok ise de dahil olmak üzere, evin içerisinde var ama baba gibi bir baba değil. O zaman çocuk evin içerisindeki aldığı kuralları da kendisi uygulayamaz. Ders yap, baba biraz sonra yapacağım. İşte oruç tut, öğlene kadar tutabilirim. İşte şunu yap, ders yap, bir türlü o çizgiyi, düz çizgiyi takip ettiremez. Bu babanın yokluğunun çocuğun üzerindeki tesiridir. Peki bu dinleyicimiz diyor ki, işte halamın oğlu 17 yaşında şu anda, ergenlik döneminde geçirdiğini biliyorum ama şöyle cümleler kurdum, acaba doğru mu diyor. Sorumluluk sahibi ol oğlum demiş, işte sorumluluğunu bil, bilinçli davran, işte baban zaten vefat etti, sen öbür tarafta babanla ilgili seni gurur duysun falan. Şimdi sorumluluk dediğimiz şey sözle olmaz, kal ile olmaz, hal ile olur. Onun için baba çok önemli. Baba halini sergileyecekti ki evin içerisinde, ondan dolayı çocuk da sorumluluk sahibi olacaktı. Şimdi siz çocuğa derseniz ki oğlum sorumluluk sahibi ol derseniz, çocuk yani bu nasıl bir şey bilmez ki olsun. Eğer bu dinleyicimiz halasının torununa iyilik yapmak istiyorsa, çocuğu sözleriyle bunaltmasın. Çocuğun yapamayacağı şeyleri çocuğun üzerine boşaltmasın. Hayır, onu yanında tutmaya çalışsın. Baba figürünü kendisi gerçekleştirmeye çalışsın. Onu yanında bulundurmaya çalışsın. Çocuk onun yanında kendisinin ne kadar sorumlu olduğunu görürse eğer, yeğeni, dayısının veya amcasının ne kadar sahibi olduğunu görürse, kendisi de o istikamette gidecektir. Örnek kişilerle tanıştırsın veya kendisi örnek olarak çocuğun hemen yakınında bulunmaya çalışsın, vaktini ona ayırsın. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdasınız. Evet, gelen mesajlarla devam etmek istiyorum sorulara. Çocuklar ağlayarak isteklerini yerine getirmek istiyorlar. Tavrımızı nasıl belirlemeliyiz diyor bir dinleyicimiz. Evet, eyvah eyvah. Şimdi bu soruya çocuklar adına mı cevap vereyim, anne babalar adına mı cevap vereyim? Çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Çocuk ağlayarak annesini bunaltıyor, babasını bunaltıyor. Ne yapmam lazım? Hattımızda bir dinleyicimiz var. Bu sorunun cevabını o dinleyicimizden sonra vermeye çalışayım. Efendim merhaba. Merhaba efendim, iyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Benim size bir sorum var. 5 yaşında bir oğlum var benim de. Yani 5'ini doldurdu daha doğrusu. Hı hı. Bir yere gittiğimiz zaman veya birisi bize geldiği zaman çok hırçın oluyor. Bir normal, yere gittiği zaman veya birisi bir, biz bir yere beraber bir yere gittiğimiz zaman veya birisi bize misafir geldiği zaman normalde çok iyiyiz. İkimiz birlikte evde yalnızken çok güzel. Televizyon çizgi filmini seyreder, oyun oynar, işte beraber bir şeyler yaparız. Ama birisi bize gelsin veya biz bir yere gidelim. Peki yetişkinler de dahil mi buna, yoksa çocuk birileri gelince mi? Ya genelde zaten hani arkadaş ortamına gidiyorum ben. Hı hı. Arkadaş ortamında hani beni hiçbir zaman rahat bırakmıyor. Sürekli işte beni rahatsız ediyor. Yani sizin dikkatiniz bir başka arkadaşınıza yöneldiği zaman çocuğunuz size yapışıyor, evet, birden. Ya bir üçüncü kişiye tahammülü yok gibi. Onu diyeyim.
Tamam. Yani ne yapmam gerekiyor acaba düşünüyorum. Beni mi kıskanıyordu hani şimdi böyle şey davranıyor. Yapmayacağım. Siz çalışan bir anne misiniz? Yok evdeyim. Siz ev evdesiniz. Hanımıyım. Çocuğunuz tek çocuk mu? Ablamız var bir tane de. Yani onu da soracaktım. Ablamızla da hiç anlaşamıyorlar. Kaç yaşında? Kaç abla 12 yaşında. 12 yaşında hı-hı. Abla. Evet. Ne zamandan beri böyle? Ya hep böyle işte birkaç senedir fark ettim ben bunu. Hı-hı. Sürekli aynı şekilde yani yolda yürürken bile yanımızda birisi olsun o konuşmaya başlıyor bu da başlıyor konuşmaya. Hiçbir zaman hani onunla, hani bununla da ilgileniyorum hani sorularına cevap veriyorum şey yapıyorum ama. Nasıl yani diyaloğunuz nasıl bana birazcık şey yapar mısınız? Çünkü tam net görmek istiyorum şu anda. Çocukla diyaloğum mu nasıl? Evet. Geldi bir soru sormak istiyor size. Nasıl karşılık? Hı-hı. Hemen her sorusuna cevap veriyor musunuz? Hemen her sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Yani şimdi ben de insanım. Bazen oluyor yani. Olabilir. Sinirli olduğum zamanlarım oluyor. Peki, ama. Peki babayla arası nasıl? Babayla arası da iyi. Babayla arası da iyi. Yani iyi. Hiçbir sorun yok ama çocuğun böyle yani diyorsunuz. Sorun vardır. Ben işte sorunun kaynağına inmek istiyorum. Sorun vardır. Muhakkak vardır. Ben onu görmek istiyorum. Hani sorun yoktur demiyorum ama. Ben onu bulmaya çalışıyorum. Acaba ben nerede hata yapıyorum? Hani o hatamı düzelteyim de böyle olmasın. Onun için sizi uzun, aradım ben. Uzun süreli hiç ayrı kaldınız mı çocuğunuzdan? En az bir aylık bir süre içerisinde. Ya yok öyle hiç olmadı. Kreşe, anaokuluna vesaireye verdiniz. Verilmedi. Mi? Sürekli çocuğunuz evde. Çocuğunuz hep emzirme süreniz 2 yılı aşağı yukarı doldurdu mu? Doldurduk. Evet. 2 yıl hatta 1 ay fazlalıkta vermiş evet, oldunuz. O dönemde yine böyle sizin peşinizde miydi? Evet yani çok düşkündü bana. Yani birisine dahi hani bırakamıyordum bir çok önemli bir işim olsa bile. Mecburen hemen hemen herhangi her yere bir, onunla birlikte gittik. Herhangi bir hastalık geçirdi mi, kaza geçirdi mi, hastanede kaldı mı? Ya yok öyle bir şey de olmadı. Yani gayet sağlıklı bir şekilde gider iken evet. Şimdi böyle size olan tutkunluğu. Ablasının kıskançlığıyla sizinki aynı mı yoksa sizinki farklı mı? Nasıl anlayamadım orayı. Ablasını da geçinemiyor dediniz. Ablasıyla da geçinemiyor. Sürekli ablasını rahatsız ediyor. Ablası da işte buna nedir dayanamıyor. Nedir rahatsızlığı mesela? Rahatsızlığa gidip işte vuruyor, saçını çekiyor. İşte bilmem yemek yerken rahatsız ediyor. En basitinden televizyon seyrederken önüne geçiyor. Neden vuruyor ablasına? İşte bu ablası buna dayanamıyor. Ben ona söylüyorum ablasına da. Hani sen buna böyle iyi davranmıyor tek ablası buna. Hani böyle şey yapıyor. Yani iyi davranmıyor derken bu rahatsız ettiği için. Hı-hı. O da hani rahatsız olduğu için buna kötü davranıyor. Hı-hı. Ben de diyorum hani kızım sen buna biraz daha böyle sevgiyle, ilgiyle yaklaşsan o da öyle olmayacak diyorum ama. Peki kızınız nasıl bir kız? Cıvıl cıvıl bir kız mı? Cıvıl cıvıl genelde de evde birazcık şey. Tamam. Yani dikkatleri kendisine çekmeyi zaten başaran bir kız. Evet. Tamam. Peki oğlunuz karakter olarak nasıl? Böyle birazcık daha sakin, içe dönük birisi mi? Yok aslında o da böyle cıvıl cıvıldır. Yani ablası gibi o da. O da ablası böyle gibi. Böyle çok konuşkandır. Sürekli hı-hı. sorular sorar. Hiç böyle içe kapanık değil. Tamam. Yani güzel şey. Bazen yani işte şey olabiliyor yani. Sinirlenme olayı olabiliyor. Bazen hı-hı. kızıyorum ona, sinirleniyorum. Tamam. İnsanların içinde de hani onu yapmak istemiyorum bakıyorum hani güzel davrandığım zaman hı-hı. daha böyle hani sakinleşmeye çalışıyor. Kızdığım zaman daha kötü oluyor bunu fark ettim. Şimdi öyle yapmamaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi ben sizin sorunuzu cevaplandırmaya çalışacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Yani çok memnun olurum yani böyle tatmin edici bir cevap verirseniz. Umarım tatmin olursunuz. Teşekkür tamam. ederim rahatsız ettim. Çok uzun oldu. Çok teşekkür Aklını ederim. Helal etsin değerli dinleyiciler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek hayırlı üzere. Hayırlı günler, hayırlı çok teşekkürler. Yayınlar. Şimdi hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Ondan sonra soruların cevabına geçelim. Telefon bağlantısı kurmadan. Efendim merhaba. Merhaba. Sizin sorunuzu alalım. Benim sorum 11 yaşında bir kızım var. 5. sınıfa gidiyor. O kadar heyecanlı, o kadar heyecanlı ki çok ders çalışıyor. Hani anne babalar kızım ders çalış çalış der. Biz tam tersi çalışma diyoruz artık. O kadar ders çalışıyor. Böyle sınıfta herkesi geçmek istiyor. Aynı zamanda dershaneye de gidiyor. Dershanede bütün soruları yapıyorum diyor. Ama okulda çok heyecanlanıyorum diyor. Tamam. İşte bütün herkesi geçmek istiyorum. En iyi ben olmak istiyorum. Siz çalışıyor musunuz? Hayır, ev hanımıyım ben. Siz ev hanımısınız. Hı-hı. Eşiniz çalışıyor. Ne iş yapıyor diye sorabilirim. Eşim memur. Memur eşiniz. Hı-hı. Tek çocuğumuz. Tek çocuk. Evet. Evinizdeki genel atmosfer nasıl? Yani başarı veya başarısızlık konusunda şimdiye kadar nasıl bir tavır sergilediniz?
Yani biz ona hep şöyle dedik. Hani herkes kapasitesinin olduğu kadar alır. Asla fazla bir şey beklemedik biz ondan. Kapasitesinin yani, olduğu kadar alır dediğiniz şey çocuğu incitir diye düşünür müsünüz? Hayır, onun yüzüne söylemedim. Ben eşimle konuşurken. Yok, çocuğunuza karşı kullandığınız kelimeler birkaç tanesini söyler misiniz? Motive etmek için kullandığınız mesela. Kızım işte sen akıllısın, yaparsın, neden yapamazsın? İşte herkesi geçmen gerekmez. Akıllısın, yaparsın, herkesi geçmen gerekmez. Yani işte ben aslında sizi yardım amaçlı aradım. Çünkü burada küçük tamam. bir yerde oturuyoruz biz. Yardım alacağımız hiç kimse yok. Kendimiz hmm. hani nasıl hangi ildesiniz? Bilmiyoruz. Çorman bir ilçesinde oturuyoruz. Şimdi orada belki bir yardım almanızı gerektirecek durum var mı bilmiyorum ama. Ha, ben o yüzden aradım sizi. Hı-hı. Çünkü çok akşam çok ağladı. Bir problemi çözememiş. Ben neden yapamıyorum? Tamam. Şimdi bu konuyla ilgili de genel bir bilgi vermeye çalışayım. Siz de ona göre kendi şeklinizi belirlemeye çalışın. Biz ne yapmamız gerekiyor? Babasıyla arası çok iyi, benimle çok iyi. Biz onunla hem arkadaş tamam. hem anne babayız. Hepsine değinmeye çalışayım. Teşekkür Peki. ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok rahatlatırsınız. Sağ Peki. olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi sondan başlayarak başa doğru dönmeye çalışalım. 11 yaşındaki kızım... Tek çocuk ve 5. sınıfa gidiyor. Okulda en başarılı olmaya çalışıyor. Derslerine delice yapışmış ve bir türlü ayırt edemiyoruz. Şimdi birincisi şu. Buradan dinleyicilerimize ilan etmek istiyordum ki tek çocuklu ailelerin problemleri çok çocuklu ailelerin problemlerinden daha fazla oluyor. Bir evin içerisinde tek bir çocuğu idare etmek hem anne açısından yıpratıcı oluyor, hem de kardeşsiz büyüyen bir çocuk için o ev çok da eğlenceli, keyif verici bir ev olmuyor. Anneler, babalar çok defa tek çocukta zorluk çektikleri için, çocukla ilk karşılaştıklarında, ilk çocukları olduğunda zorluk çektikleri için ikinci çocuğu düşünmüyorlar. Tek olsun da aman bunu iyi yetiştirelim diye düşünüyorlar. Halbuki ikinci çocuk... Allah'ın bir lütfudur, birinci çocuk için bir arkadaştır, evin içerisinde bir şenlendiricidir, sosyalleştiricidir. Üçüncü çocuk ise ilk iki çocukla birlikte evin içerisinde cıvıl cıvıl bir ortama dönüştürücü bir özelliği taşır. Yani ağaç yaprağıyla gürler. Eğer yapraksız bırakmışsanız siz çocuğunuzu, o çocukta bir takım arızaların meydana gelmiş olması zaten bu çok karşılaştığımız bir olay. Ve tek çocuklar genellikle asosyal oluyorlar. Kavga yapmasını bilmiyorlar ki barışmasını hiç bilmiyorlar. Nasıl neye tepki vereceklerini de çok kestiremiyorlar. Bu konuyla alakalı önümüzdeki haftalarda uzun uzun konuşacağız. Şimdi birinci değinmek istediğim şey bu. Tek başına yetişmiş 11 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz evin içerisinde. Anne, kızım akıllısın sen yaparsın diye çocuğu motive etmeye çalışıyor. Rica ederim, olur mu? Yani yapamazsam ben akılsız mıyım anneciğim? Yapamıyorum şu anda. O zaman ben akılsızlığımı sana göstermemek için, bunu yapmak için deli olmam lazım. Seninle birlikte devamlı bunu deli gibi çalışıp yapmam lazım. Başaracaksın, inanıyorum sana. Ama anneciğim ben başaramıyorum şu anda. Senin inancını ben zayıf düşürmek ister miyim? Hele ki kız çocuğu annesini çok seviyor ise annenin böyle bir şey söylemiş olması çocuğu yıpratır. Yani başaracaksın, inanıyorum sana, güveniyorum sana, kızım sen akıllısın. Bunların her birisi çocukta negatif tesir oluşturur. Çocuğu negatif olarak tetikleye, çocuk ondan sonra anne babanın isteğini yerine gelmeyecek diye kendi kendini suçlar, kendi kendine zor duruma düşer ki zaten buradaki kız çocuğunda da onu görüyoruz. Akşam bir problem yapamadı diye zorluk çekiyor. Niye zorluk çekiyor? Aslında yaşadığı problem, yaşadığı zorluk problemi çözme zorluğu değil. Hayır, etrafındaki anne babasına karşı onların kullandığı belki de cümlelerine karşı yaşadığı bir zorluk. Belki de okuldaki arkadaşlarına karşı kendini ispat etme zorluğunu çekiyor. Ben bunu nasıl yapamam, bunu yapamazsam nasıl çıkarım, onlar ne der diye. Şimdi arkasından bir şey daha söylüyorsunuz, çocuğu tam bir şeyin içerisine sokmak için. Kızım sen istersen derslerini yapma, bu kadar çok zorlanma. Anneciğim ben kısa devre oldum,
Bir taraftan akıllısın yaparsın diyorsun, öbür taraftan yapma istersen kızım diyorsun. Ben istikameti tayin edemedim ki o zaman. Çocuk ile konuşmalara çok dikkat etmek lazım. Söz bir büyüdür. Söz ağızdan çıktığı an karşı tarafın kalbine saplanır. Hele ki bir annenin sözü, hele ki bir babanın sözü çocuğun ruhunda derin dalgalanmalara neden olur. Onun için anne babalar çocuklarıyla kurdukları diyaloglara çok dikkat etmeleri lazım ki çocuklarını ağızlarından çıkan oklarla tahrip etmesinler diye. Evet, diğer sorularımıza geçelim. Bundan önceki telefon bağlantımızda anne 5 yaşında bir erkek çocuğunun çok kıskanç olduğunu söylemiş. Aşırı kıskanç diye söylüyor. 12 yaşındaki ablası da onu dışladığından kaynaklanıyor mu acaba diye söylemiş. Şimdi anneyle yaptığımız telefon bağlantısındaki konuşmalarda ben öyle çok da kara nokta görmedim, tespit etmedim. Yani çocuk... aşırı derecede kıskançlığa sebep olabilecek bir şeyler anneden duymadım. Yani her şey hijyenik bir ortamda sanki gerçekleşiyormuş gibi geldi bana. O zaman şu hemen aklıma geliyor. Acaba annenin kıskançlıktan anladığı şey ne? Yani çocuk bir başka arkadaşıyla annesi konuşur iken yanına geliyor ve annesinin dikkatini çekmek istiyor ise aklıma gelen hemen şey şu. Acaba çocuğun anne tarafından yeterince duygusal olarak doyurulmamış olabilir mi diye. Ama anne diyor ki hayır, ben çocuğuma yeterince ilgi gösteriyorum. O zaman anne şunu sorgulaması lazım belki de. Çocuğun beklediği şekilde bir ilgi mi veriyor anne? Yoksa kendi becerebildiği veya yapabildiği kadar bir ilgi mi veriyor? Burada asıl olan şey çocuğun beklediği kadar bir ilgiyi verebilmek veya çocuğun istediği ilgiyi verebilmek. Ben çocuğumla yarım saat oynadım. Anne, ben seninle yarım saat beni oynatmanı istemedim ki. Benimle 5 dakika olsan, empati kurarak benimle 5 dakika olsan yeter. Ya ben çocuğa yarım saat vakit ayırıyorum ama yarım saat yetmiyor, 1 saat daha istiyor. Ama çocuğun istediği şekliyle oynamadın ki. Çocuk gibi olup da oynamadın ki. Ya büyük bir adam gibi çocuğu karşına aldın, hadi gel oynayalım seninle. Sür şu arabaları ya da getir şu çocuğun saçını da saçını tarayalım, oyuncak bebeği şey yaptınız. Anne, saç öyle taranmaz. Ya nasıl taranır kızım? İşte bir türlü o oyun sahnesini beceremediniz. Burada önemli olan şey, altını çizmek istiyorum ki çocuğun istediği ve ilgi duyduğu kadar ilgi ve çocuğun arzu ettiği şekilde ilgi ve sevgi önemli. Annenin alıştığı bir ilgi ve sevgi değil. Son olarak da yarısını okuduğumuz ve yarısından sonra telefon bağlantılarını aldığımız soruya dönelim. SMS ile gelmişti bu soru. Çocuklar ağlayarak isteklerini yerine getirmek istiyorlar. Tavrımız nasıl belirlemeliyiz? Bu öylesine derin bir soru ki. Ben şu anda kısa ama net cevaplar ve net başlıklar belirleyeceğim. Çünkü ileride gireceğimiz konulardan bir tanesi de bu. Şimdi çocuklar 2 sebepten dolayı ağlarlar. Bunlardan bir tanesi duygusal yoksunluk diyoruz biz. Duygusal yoksunluktan dolayı duygu dengeleri bozulduğu için çocuk ağlar. Örneğin annesinin sevgisini istiyordur. Çocuk ağlayarak ilgi çekmeye çalışır. Yahut da çocuk ilgiye muhtaçtır, ağlamaya başlar. Aslında ağlama gerekçesi nedir? Arkadaşıyla kavga yapmıştır yahut da istediği bir şey vardır, onu elde etmeye çalışıyordur. Ama inceleseniz çocuk bir takım duygusal yoksunluktan dolayı ağlıyordur. Yahut da çocuk işte acıkmıştır, huysuzluk yapıyor, ağlıyor, duygu dengesi bozuk. Çocuk akşam uykusunu alamadı, sabah hırçınlık yapıyor, ağlıyor. Normalde kalemi istediği zaman anne kalemi verir misin diye ağlarken kalemi veriyorsunuz, kendini yere atıyor, kalemi de atıyor, fırlatıyor. Çünkü duygularında bir anormallik olduğu için. Bu birinci grup, çocuğun iç dengeleri bozuk olduğundan dolayı ağlayan çocuklar grubu. 2, çocuk belli bir döneminde, özellikle 3,5 yaş döneminde ve daha sonra da 6, 7, 8, 9, 10'a doğru giden bir dönemde anne babasıyla iktidar mücadelesi yapar. Yenmeye çalışır, anneyi ve babayı yenmeye çalışır. Örneğin çocuğun masasına kırmızı tabakta yemek koyarsınız, o der ki hayır ben kırmızı tabak istemiyorum. Ya neyle istiyorsun? Yeşil tabakla. Hayır efendim, kırmızı tabakta yiyeceksin. Eğer çocuk
anne babayla iktidar mücadelesi yapıyor ise o zaman tavrımız çok net olması lazım. İktidarımızı teslim etmememiz lazım. Özellikle babalar için bu geçerli. Çocuk istediği kadar yerlerde yattı ve debeleniyor. Ben yeşil tabakta yemek istiyorum. İstediğin kadar ağlayabilirsin kızım, kırmızı tabakta yemek yiyeceksin. Hiçbir duygusal yoksunluğu yok ama sizi ağıtıyla terbiye etmeye çalışıyor, bunaltmaya çalışıyor. Orada göstereceğiniz en ufak bir taviz çocuğun hırçınlığını iyice artmasına sebep olacaktır. Kızım gel işte kırmızı tabak da iyi olur, yeşil tabak da fark etmez, ne olur buraya otur. Olmaz. Çizginiz çok keskin olması lazım orada. İstediğin kadar ağlayabilirsin kızım ama başım ağrıyor şu anda. İstersen içerideki odada ağlayabilirsin, kapıyı da kapatıp ağlayabilirsin diyecek kadar ruhsuz, diyecek kadar kaygısız bir şekilde siz yemeğinize devam edebilirsiniz. Çocuğunuz istediği kadar çırpınabilir. Ancak şartımız nedir? Eğer bu ağlayış iktidar mücadelesinden kaynaklanıyorsa. Ama eğer çocuk ağlaması dün akşam huzursuzdu. Saat 2'de yattı, saat 7'de de geri kalktı. Ondan dolayı dengeleri tam yerinde değil, ne söylediğini de çok bilmiyor. Onun için yerlere atıyor, o zaman da çocuğa sahip çıkmak lazım. Çocuk korkuyorum diyor, onun için ağlıyor. Anne diyor ki ne var bunda korkacak? Öyle dememesi lazım. Demek korkuyorsun deyip çocuğu alıp döşüne saçını okşaması lazım, ağıtını durdurması lazım. Eğer duygusal yoksunluktan kaynaklanıyorsa anne baba vazife olarak bilmesi lazım gelen şey çocuğun o duygu dengesini yeniden dengeye sokabilecek ilgi, sevgi, alaka hepsini göstermesi lazım. Yok eğer iktidar mücadelesinden anneyi yenebilmek, sözünü geçirebilmek için çırpınıyor ve kendini yollara atıyor, işte hırçınlık yapıyor ise kızım istediğin kadar hırçınlık yapabilirsin. Şu anda ben gazetemi okuyorum, ağatım bittiği zaman tekrardan gel istersen konuşalım deyip o soğukkanlılığı sergilemek lazım. İleriki haftalarda bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü anne babaların çok zorlandığı bir konu. Evet, saatimize bakıyoruz. Saat 11.55 ve son 5 dakikanın içerisine girdiğimizin haberi veriliyor. Ne kadar da hızlı geçti zaman diye ben bakıyorum. Çok hızlı geçti. Son iki SMS'imiz var önümde duran, onları da cevaplandırmak istiyorum. E-mail ile gelen sorular var. Oo, iki dedim, yenile dedim SMS'leri, şu anda ona çıktı galiba SMS sayısı. E-mail var, kısa kısa o sorulara da cevap vermeye çalışayım. Evet, eşim çocukların yanlışları konusunda hiç uyarıda bulunmuyor, her şeyi ben görmek ve söylemek durum sevmiyor artık. Sevmek durumundayım. Çocuklar beni sevmiyor. Artık ne yapabilirim diye soruyor bir dinleyicimiz ve bu dinleyicimiz muhtemel ki bir anne. Çocuklarının yanlışları konusunda dur diyemeyenlerin çoğunluğu genel tecrübem ki babalardan oluştuğunu görüyoruz. Anneler maalesef günümüzde anneler özellikle babalardan boşalan iktidarı, otoriteyi evin içerisinde kurmaya çalışıyorlar. Anneden bir otoriter olmayacağı için de çocuklarla hırgür başlıyor evin içerisinde. Çünkü evin içerisindeki otorite görevi, evin içerisinde çekip çevirmeye görevi babaya ait. Eğer onu anne yapmaya çalışırsa evin içerisinde hırgür çıkar. İşte anne de söylüyor. Diyor ki evin içerisinde hırgür çıkmaya başladı. Çocuklar beni sevmiyor. Genellikle de son böyle bitiyor. Film böyle bitiyor. Burada peki ne yapabiliriz? Babayı göreve çağıracağız. Evin içerisinde baba tesbihin ipi gibidir. Eğer olmaz ise, lakayt davranırsa, laubali olursa, evin içerisinde bulunmaz ise annenin durumu da burada olur. Baba görev başına diyoruz. Merhabalar diyor bir başka dinleyicimiz. Eşimden ayrıldım, ikinci evliliğimi yaptım. 13 yaşında oğluma bu duruma alışmış görünüyor. Oğluma tavrım nasıl olmalı? Teşekkürler. Oğlunuza tavrınız hiç değişiklik yapmanıza gerek yok. 13 yaşındaysa çocuğunuz bir kriz dönemi geçirecektir mutlaka. Evlilik ve bir sistem değişikliği çocuğunuza tesir edecektir. Ama lütfen suni olmayın. Yani yeni evlendim suçluluk duygusuyla oğlum gel sana yemek yapayım veya oğlum gel sana şunu yapayım, gel oğlum seninle gezmeye gideyim deyip de önceki eğer anneyseniz, isim yazmadığı için, eğer anneyseniz önceki anneliğinizi değiştirmeye çalışmayın. Eğer babaysanız önceki babalığınızı böyle suni bir görünümün içerisine sakın sokmayın. Çocuk eğer sizin
13 yaşındaysa ya çocuk, sizin mutlak suretle samimiyetinizi test ediyordur. Kendisini sevip sevmediğinizi test ediyordur. Siz aşırı ilgi göstererek suni bir sevgiyle yanıltmayın çocuğunuzu, o hemen hisseder. Doğal olmaya çalışın. Son iki dakikanın içerisinde acaba birkaç tane daha SMS cevaplandırabilir miyim diye bakıyorum. Kalan SMS'leri de yarın cevaplandırmaya çalışacağım. Dinleyicilerimize onu da hatırlatmaya çalışayım. 3 tane erkek çocuğum var. Yaşları 8, 10, 12. Mesajın diğer kısmını okumadan Allah sabır versin diyorum. Çünkü ikişer yaş arayla çocuklar aşırı derecede kıskanç olmuşlardır. Ve böylesi bir anne... Ya Allah sabır versin diyorum ve mesajın geri kalan kısmında bakalım ne yazmış. 8, 10, 12 yaşlarında çocuklarım var. Evde sürekli birbirlerini kızdırıp kavga ediyorlar. Evet, biraz önceki söylediğim gibi. Çünkü çocuklar 2-3 yaşlarında eğer kardeşleri olurlarsa onlarda kıskançlık sendromu oluşuyor. Ve bu kıskançlık sendromu 8-10 yaşına kadar da devam etmiş. Nasıl davranmamız lazım diyor dinleyicimiz. Hemen cevap vermek istiyorum bir cümleyle. Çocuklarınıza eşit davranmayın. Anne baba olarak ne olur siz de aynı yanlışı yapmayın. Çocuklarınıza sakın ola ki, yaşları birbirlerine de yakınsa da özellikle, çocuklarınıza eşit davranmayın. Hocam ne yapalım ya, ayrıcalıklı mı davranalım? Evet, ayrıcalıklı davranın. Çocuklarınıza adil davranmaya çalışın. Eşit davranırsanız evin içerisinde hırgür devam eder. Adaletli davranırsanız çocuklar evin içerisinde dengeye gelirler, kıskançlıkları azalır. E peki hocam adaletli nasıl davranacağız? Maalesef süremiz bitti. Son 15 saniye içerisinde onu söyleyemeyeceğim. Yarın bu konuya değinmeye çalışacağım. Efendim, radyolarınızın başında Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programımızın ilkini dinlediniz. Sizlere hoşça kalın diyorum haftaya ve yarın tekrar görüşmek üzere. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "Çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.